Merhaba arkadaşlar. Ana ünitesini işlemeye devam ediyoruz. Şimdi dönem dönem bakacağız. Tanzimat, Sert Fünun, Milli Edebiyat, Cumhuriyet. Bu dönemlerde kimler ana türünde eser vermiş, vermemiş. Bunları bilsek, isim isim bilsek sadece bizim için yeterli. Çok da böyle detay bilmemize gereken bir konu değil. Zaten çok da detayı olmayan bir konu çünkü kolay ana zaten hani roman gibi bir sürü özelliği olmayan ya da roman kadar ön planda ya da hikaye kadar ön planda olmayan bir tür. O yüzden kısa tutacağız dönemlerimizin özelliklerini. Sadece önemli birkaç isim var. Bunları bilmemiz yeterli dönemlerde. Bakalım şimdi Tanzimat döneminde kimler neler yazmış. Tanzimat yazarları diğer edebi türlerde olduğu gibi ana türünde de batılı yazarları izlemişler. Türk edebiyatında eskiden beri anı yazma geleneği vardı. Tanzimat dönemi anılarının farklılığı batının örnek alınıyor oluşudur demiş. Önemli eserleri vermiş. Şimdi biz zaten bir önceki videoda Tanzimat'tan önce divan edebiyatında da anı türünü karşılayabilen, yer yer karşılayabilen yazılar var demiştik. Buradaki tek şey modern batıdan alınmış olması. Teknik olarak sağlam, batı tekniğine uygun örnekler verilmiş olması tek farkı bu. Yoksa bizde de ananın yerini tutan şeyler var, türler var. Şimdi Akif Paşa'nın Tapsıra adlı eseri, değişik bir isim. Namık Kemal'in Magosa Hatıraları, sürgüne gittiği yıllarda yazdığı. Ziya Paşa'nın Defteri Amali, Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu eserleri bizim için Tanzimat'ta bilmemiz gereken ana türünde eserler. Tamam. Bir daha sayalım. Tapsıra, Magosa Hatıraları, Defteri Amal, Ömer'in Çocukluğu. 4 tane bilsek bizim için gayet yeterli. Tanzimat dönemi için gayet yeterli bir bilgi olacak. Çok da bir şey yok. Burada şey vermiş. Okuma parçası vermiş. İsterseniz siz evde okuyun. Ben şu an geçiyorum buraları. Canınız sıkılır. Okuyabilirsiniz. Hayır, bitmedi. Ha, şeyi var. Ananın soruları var. Bunları da yapın. Ödev. Şimdi Servet Fünun'un şeyine gelmiş burada. Açalım bakalım. Servet Fünun'a kadar hatıra Türk edebiyatında yazınsal değerde bir tür değildi. Yazınsal değerdeki ilk hatıraları bu dönemde Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. Şimdi hani hep şey diyoruz ya Tanzimat'ı kötülüyoruz. Teknik açıdan kusurlu romanlar vardı diyoruz. Teknik açıdan kusurlu anıları da varmış demek ki şu an burada görüyoruz. Yazınsal değeri yani çok güzel bir üslupla ya da çok güzel bir teknikle yazılmamış. Nasıl roman Servet-i Fünun'da teknik açıdan kusursuz olduysa aynı şekilde anı da Servet-i Fünun'da değerli, teknik açıdan başarılı bir eser haline gelmiş. Bunu anlatmak istiyor. Ve bunu tabii ki de yine batılı anlamdaki en güzel romanı yazan, Aşk-ı Memnu'yu yazan Halit Ziya yapıyor bunu da. Buradan aklınızda kalabilir. Batılılaşmayı ve yenileşmeyi en büyük amaç olarak gören Servet-i Fünun sanatçıları her alanda batıya örnek alan, batılı anlayışa uygun eserler vermişlerdir. Bu dönemde hatıra türü de batılı örneklerine benzer bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Sanatı bir amaç olarak gören, toplumsal ve siyasi konulardan uzak duran, özellikle de şiirde, Servet Fünun yazarları hatıralarında da bu konular üzerinde de durmuşlar. Dönemin hatıra türündeki eserlerinde edebiyat ve sanat ortamı, sosyal ve siyasi yapı, bireysel konular, Doğu ve özellikle Batı'ya yapılan geziler konu edinmiş hatıra yazılarında. Evet, çok güzel özetlemiş kitabımız. Bu konuda kitabımızı tebrik ediyorum. Ah, çok uzun bir sayfa. Karışık. Böyle kapkara sayfaları sevmiyorum.
Halit Ziya Uşaklıgil, batılı anlamda hatıra türünün ilk önemli örneklerini veren sanatçıdır. 9 ciltten oluşan bu yazıların ilk 5 cildi 40 yıl adını taşır. Bu eserde yazarın 40 yaşına kadar İzmir'deki aile ve basın çevreleri anlatılmaktadır. 40 yıl özellikle Servet Fünun dönemini en güzel anlatan belgedir demiş. Şimdi neymiş unutmuyoruz. Halit Ziya'nın 40 yıl adlı bir anı kitabı varmış. Bu hatıra türünün ilk önemli örneği kabul ediliyormuş. Ve Halit Ziya'nın 40 yaşına kadar olan İzmir'deki aile yaşantısını ve basın yaşantısını basın çevresiyle birlikte anlatıyormuş 40 yıl adlı hatıra kitabı. Hatıraların ikinci bölümünü oluşturan Saray ve Ötesi 3 ciltten oluşur. Yazar burada Mabey'in baş katibi olarak geçirdiği 4 yılın olaylarını padişah, sadrazam ve diğer devlet adamlarını tarafsız, dürüst bir şekilde anlatmış. Saray ve Ötesi yakın tarihimiz için benzersiz bir belgedir demiş. Bakın burada belge diyor çünkü tarafsız ve dürüst yani kendi görüşünü, öznelliğini katmadan anlatmış Saray ve Ötesi'nde. Tamam. Hatıraların son cildi bir acı hikayedir. Yazar 23 yaşındaki oğlu Halil Vedat'ın ölümünden duyduğu ızdırabı ve kişisel hatıralarını da katmak suretiyle yazmıştır bir acı hikaye kitabını. O zaman unutmuyoruz bakın önemli kesinlikle testlerde, sınavlarda karşınıza gelir. Halit Ziya'nın birbirinin devamı olacak nitelikte anı kitapları varmış. 40 yıl birincisi Saray ve Saray ve Ötesi. İkincisi bir acı hikayede. Üçüncü hatıra türünde kitabıymış. Sertun dergisinin sahibi olan Ahmet İhsan Tokköz, Matbuat Hatıralarım eserinde 1888-1914 dönemine ait anılarını kaleme almış. Bu eserde 2. Abdülhamit devrinin baskıcı yönetimi ve sansür ile dönemin basın ve sanat yaşamı yansıtılmıştır diyor. Bu da mesela siyasete ışık tutacak bir eser. Ahmet İhsan Tokgöz'ün eseri. Yine ben konuşamıyorum. Mehmet Rauf'un Edebi Hatıralar adlı eseri farklı yayın organlarında çıkan sanatla ilgili anılarından oluşur. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Siyasal Anılar adlı eserinde Meşrutiyet döneminin olayları, Edebi Hatıralar adlı yapıtında ise Servet Fünun dönemiyle ilgili anılar yer almıştır diyor. Şimdi özetleyecek olursak ilk üçü bizim için çok önemliydi. Ahmet İhsan Tokgöz'ün bu kitabı siyasi dönem için önemliydi. Yine Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebi Hatıralar kitabı Servet Fünun dönemiyle ilgili bilgiler veriyormuş. Siyasal anılar yine Meşrutiyet döneminin olayları. Mehmet Rauf'un da Edebi Hatıralar burada farklı farklı yerlerde çıkan anılarının toplanmış hali. Evet, anahtar bilgiyi söylemiş. Servet Fünun döneminde anı türünün batılı tarzda benzeyen örnekleri verilmeye başlanmıştır demiş. Bunu zaten ünitenin başında söyledik. Bu üçlüyü unutmuyoruz. Bakın. Ah, yine bize bir tane şey vermiş Metin. Bunu geçiyorum. Şimdi sırada Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemindeki anılara bakalım. Nerede şu Bakalım. Şimdi burada artık daha yakın tarih, daha önemli işte Kurtuluş Savaşı'nı anlatan, Atatürk'ü anlatan, Osmanlı'nın yıkılışını anlatan, Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan ana tarzında bir sürü kitabımız olacak. Bunlar daha ilgi çekici bence. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde anı yazarların ilgi gösterdiği bir tür olmuştur. Anılarını kaleme alan pek çok yazar vardır. Bu dönem anılarının dili sade, anlatımı açıktır. Tabii ki de mesela bunu söylemedim ama belirtmek isteyeyim yine. Yani Servet Fünun'da anıların dili Servet Fünun'un dönemin özelliğine göre
süslü olmak zorunda. Bu zaten hangi dönemde eser veriyorsan o döneme uygun dil özelliklerini kullanman lazım. Bu tabii ki de Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde neydi? Dilde sadeleşme vardı. Artık İstanbul Türkçesi kullanılıyordu. Tabii ki de tiyatroda yazsan, anıda yazsan, romanda yazsan, makalede yazsan, masalda yazsan açık bir dil kullanmak zorundasın. Hangi dönemde yazıyorsan o dönemin dil anlayışına uymak zorundasın. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Anıların konuları da çeşitlilik gösterir. Kimi yazar ilginç birine dair anılarını anlatırken, kimisi edebi, siyasi konulara ilişkin anılarını yazmıştır. Bolluk, çeşitlilik, bunu zaten hep görüyoruz. Elçilik anıları da bir başka konu, bir başka anı konusu olmuş. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminin dikkat çeken bazı anı yazılarını vermiş bize. Bakalım. Çankaya ve Zeytin Dağı, Salih Rıfkı Atay'ın ana kitapları. Ben şu an Çankaya'yı okuyorum. Muhteşem şey anlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nın, işte Atatürk'ün Samsun'a işte önce bir genel ülkenin durumunu veriyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda ülkemiz ne halde? Ondan sonra işte Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önce işte İstanbul'a gelmesi, İstanbul'da işte bazı görüşmeler yapması, Samsun'a gitmesi, Anadolu'ya geçmesi, kongreleri anlatıyor. Her şeyi anlatıyor yani. Ben şu an şeydeyim. Hangi savaştaydım? Hangi savaşta olduğumu unuttum. Dur daha hiç savaş yapılmadı. Anca şeyleri yapıyoruz, kongreleri yapıyoruz. Sanırım Erzurum Kongresi'ni mi yapacaktık? Öyle bir şeydi galiba. Zeytin Dağı'nın içeriğini gerçekten şu an bilmiyorum. Ama o da sanırım Atatürk'le ilgili olması lazım. Ama ne anlatılıyor bilmiyorum. Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanı, bunlar Halide Edip Adıvar'ın anıdan faydalanarak yazdığı roman türündeki anı roman. Öyle diyelim, anı roman. Güzel oldu. Anı romanları. Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun önemli eserleri, Edebiyatçılar Geçiyor, Edebiyatçılar Çevremde, bu da Halit Fahri Ozan Soy'un anı kitapları, Portreler ve Bizim Yokuş'ta Yusuf Ziya Ortaç'ın anı kitapları. Size şöyle söyleyeyim, 1, 2, 3, bu üçü karşınıza çok çıkar. Onu söyleyelim. Unutmuyorum. Çankaya'yı okuyun. Güzel kitap. Hadi bakalım. Devam edelim. Siyasi ve edebi portreler. Çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım. Yahya Kemal burada kendisini anlatmış bize. Hani otobiyografi de diyebiliriz aslında ama daha çok hatıralarını, daha çocukluk ve gençliğine ve siyasi hayatına dair hatıralarını anlattığı için o yüzden anı diyoruz. Yoksa işte ben şurada doğdum, onu yaptım, şu okula gittim, bu okula gittim dese otobiyografi olur zaten. O değil. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Yahya Kemal'i anlattığı çok güzel bir anısı var. Yahya Kemal'le ilgili her şeye ulaşabiliriz bu anı kitabından aslında. Önemli. Defterimde 40 suret, Beşir Ayvazoğlu, bu Cumhuriyet döneminde önemli bir isim. Yeri gelince göreceğiz. Falaka, Gülüp Ağladıklarım, bunlar Ahmet Rasim'in anıları. Falaka diye Türk Edebiyatı'nda bir eser daha var. O Ömer Seyfettin'in hikaye kitabı. Onunla hiçbir alakası yok. Lütfen karıştırmayalım. O hikaye, bu anı. Türü farklı, tamam. Yazarı da farklı tabii ki de. Karıştırmıyoruz. Bir Devrin Romanı, Benim Küçük Dostlarım. Bu da Halide Nusret Zorlu Tuna'nın önemli eserleri. Mavi Sürgün, kesinlikle okunması gereken bir anı kitabı. Dili muhteşem, akıcı. Sanatçı Dostlarım, bunu çok bilmesek de olur. Bir Dinozorun Anıları, evet bu mutlaka edebi kişiliklere şeyi olan,
olan, ilgisi olan insanların mutlaka okuması gereken bir kitap. Mesela bu kitaptan Halide Edip ile ilgili bir sürü anılara ulaşabiliyoruz. Hatta birçok şairle, yazarla ilgili. Ama en şaşırtıcısı benim için Halide Edip adı vardı. Bunu daha sonra yüz yüzeyken anlatırım sizlere. Oktay Akbal'ın Şair Dostlarım kitabı, Samet Ağaoğlu'nun Aşina Yüzler Babamın Arkadaşları, Zekeriya Sertel, Mavi Gönlü'de anı kitabı, yine Atatürk'ü anlattığı bir anı kitabıdır burası. Burada bir etkinlik vermiş size. Dersen de olsaydık ödev verirdim. Siz de yaşadığınız anı yazmanıza gerek yok. Ödev vermiyorum. Harika, bitti. Konumuz bitti. Konu değerlendirme, evet, artık testte ödev verebilirim. Anı yazmanıza gerçekten gerek yok. Okulda zaten öğretmeniniz yazdırır. Konu değerlendirme testi 1-2. 2 tane olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Kitabımıza bakmıştım daha önceden. Bakıyorum hemen. Bakalım. İkinci şey cümle türlerinin sonundaymış. Konu değerlendirme testiniz ödev, ona göre soracağım yaptınız mı diye. Evet. Ana ünitemizin sonuna geldik. Bundan sonra ikinci kısım başlayacak. İkinci kısım yine bizim için cümle türleri kısmı olacak. Bakalım. Haftaya görüşürüz.